Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası çerçevesinde Edirne'de Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende anıta çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunarak devam eden 46. Turizm Haftası hakkında açıklamalarda bulunan Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, 2023 yılında 75 milyon turist ağırlama... Bir yerde görürsen ağır ve edalı akar, dal dal söğütler öperek, samur üst velik gibi üst koldan sular, müjdeler olsun efendim Edirne'desiniz diyen Niyazi Akıncıoğlu'nun o güzel şiiriyle hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Dinlenmek, eğlenmek, deneyimlenmek, farklı yerler görmek amacıyla gerçekleşen insan hareketliliği olarak ifade edilebilecek olan turizm faaliyetleri, hizmet sektörünün ana omurgasını oluşturmakta. Diğer hizmet sektör kolları açısından tetikleyici bir rol üstlenmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de turizm, kalkınma, gelir ve istihdam yaratma, dış ticaret dengesi gibi konularda ekonomideki en önemli sektörler arasında gelmektedir. Tüm öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. Kalkınma planında turizm öncelikli sektörler arasında yer almıştır. 11. kalkınma planı ile uyumlu hazırlanan ve 2019 yılında yayımlanan Türkiye Turizm Ana Planı ülkemizin 2023 yılı turizm hedeflerini ortaya koymaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Eylül 2019'da kamuoyuyla paylaşılan bu plana göre Türkiye'miz 2023 yılında 75 milyon turist ağırlamayı turizm faaliyetlerinden 65 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflemektedir. Nitekim ülkemiz 2021 yılında sağlamış olduğu 16.3 milyar dolarlık turizm gelirleriyle turizm sektörünün Covid-19 sonrasında ortaya koyabileceği potansiyeli önüne sermiştir.